Evet, merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aleykümselam Furkan hocam. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ben de hoş buldum. Evet, beraber hoş geldik. Sonuçta bir araya geldik. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gayet iyiyim. Yavaş yavaş bizim işte yoğunluğumuz başladı. Ama sizlerle birlikte olmak güzel, keyifli gidiyor bizim için süreç. Instagram derslerine 15 Kasım'da başlıyoruz. Bu sene hani sınavın ertelenmesi, artık birçoğumuz yorulduk, böyle başlamakta zorlanıyoruz. O yüzden 15 Kasım'da ekip olarak bir canlı yayın yapacağız. Öğretmenler ekibi olarak ve canlı yayınla Instagram dersleri paylaşıyoruz, başlatıyoruz. Tabii ki şu konuda da biraz aramızda tartışıyoruz. Ders videoları olsun mu, ders anlatımları yapalım mı? Yoksa soru çözümleri ya da önemli konular mı? Ona bakalım. Birlikte karar vereceğiz. Bu birliklerimizin sonu olsun. Umarım seneye farklı şekillerde karşılaşırız, farklı şekillerde konuşuruz. Evet arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Yayını kaydedeceğim. Ne yapacağız bugün? Biraz zaman yönetimi konusunda konuşacağız. Ve ben hep şunu söylüyorum. Bugün işte bir veli seminerim, bir aile seminerim vardı. Ve şunu söyledim velilere. Seminerden sonra hayatınızda bir şey değiştir. Buraya gelip zaman ayırıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Buradan belki faydalı şeyler de öğreneceksiniz. Çeşitli tecrübelerimi paylaşacağım. Uzun yıllardır bu alanda, sektörde çalışan biri olarak. Ama hayatınızda bir şeyler değişsin. Bir şey değiştirmeniz gerekiyor. Yani sen buraya zaman verdiysen, emek verdiysen, bundan arkadaşlar bir karşılığı olması gerekiyor. Ve ben bugünkü canlı yayından sonra hayatınızda bir şeylerin, en azından sınav hazırlık sürecinde bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunu uygulamak, hayatınıza aktarmak arkadaşlar sizin başarmanız gereken bir şey. Bugün biraz zaman yönetiminden bahsedeceğiz. Neden arkadaşlar? Çünkü şu bana, belki de bu alanda çalışan birçok arkadaşımıza sorulan en sık sorudur. Hocam günde kaç saat çalışmam lazım? Hocam günde kaç soru çözmem lazım? Şuna bir el atalım. Çünkü neden? Bunu düşünmekten bir şeyleri erteliyorsunuz. Yani hocam nasıl çalışmam lazım? Nasıl plan yapmam lazım? Hele bunu bir netleştireyim, öyle başlarım falan. Bunları şimdi bir kenara bırakalım. Biz aslında zamanımızı nasıl yöneteceğiz? Onun üzerine biraz konuşalım, sohbet edelim arkadaşlar. Hadi bakalım, ben yine yorumları kapatacağım. Ama aklınıza takılan soru, sorun olur. Bunları lütfen not alın. Canlı yayından sonra tekrar sohbeti açacağım. Orada da paylaşabilirsiniz. Ya da dediğim gibi DM yoluyla da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi belki de insanın hayatta sahip olduğu en değerli şey zaman. Yani biz birçok şeyi kontrol edemiyoruz. Zamanı da kontrol edemiyoruz aslında. Yani geçip gidiyor. Durdurmak, geriye almak, yavaşlatmak gibi bir şansımız yok. Ama zamanımızı iyi yönetmemiz gerekiyor. Zaman kavramı göreli bir kavram. Eğer iyi yönetebilirsek gerçekten de çok şeye vakit kaldığını görüyoruz. Ama yönetemediğimiz zaman gerçekten de hiçbir şeyi yetiştiremez bir hale geliyoruz. Şimdi zaman yönetimi konusunda benim gördüğüm en temel soru, ki bizim toplumun genelinde de çok da yaygındır. Çok yüksek çalışma hedefleri koymak ya da bu şekilde başarılı olacağına inanmak düşüncesi var. Biraz önce, daha bir önce de demeyeyim, sabah paylaştığım videoda şunu söylemiştim. Günlük hayatta ne yazık ki insanların çok büyük bir çoğunluğu kaygı ve stres bozukluğu yaşıyorlar. Şu anda aslında sınava hazırlık sürecinde yaşadığımız bir şekilde kaygı bozukluğu. Peki neden insanların büyük çoğunluğu kaygı bozukluğu yaşıyor? Tabii ki haklı olanlar var. Gerçekten de fiziksel koşulları oluşan var, ama büyük çoğunluğu gerçekçi hedef koyamamakla ilgilidir. Eğer biz kendimize uygun olmayan çok yukarıda hedefler koyarsak, durduk yere kendimizi mutsuz etmeye başlarız. Ve bir şekilde bizdeki kaygı, gerilim, stres artmaya başlar. Şimdi arkadaşlarım, ders çalışmaya planlarken ya da hazırlanırken şöyle yüksek hedef koymayı çok seviyoruz. Yani arkadaşım diyor ki bana, hocam ben günde 8 saat çalışacağım, 10 saat çalışacağım. Yeterli olur mu? Ya 10 saat haydi haydi yeterli olur da, 10 saat çalışabileceğin mesele o. Ve dolayısıyla biz aslında bu tür hedefleri koyduğumuz zaman ilk başta bir mutluluk da hissederiz.
Yani şimdi oturup plan yapmak çok güzeldir. Yani akşam bir de oturup plan yaparsınız. Yarın çalışmaya başlayacağım. Genelde böyle bir hep bir hafta başını, ne bileyim hafta sonunu, ay başını bekleriz sigara bırakanlar gibi. Pazartesi başlıyorum hocam. Pazartesi oluyor hocam, ayın birinde başlayacağım hocam. Hocam ayın işte biri de benim çarşambaya denk geliyor, ben cumartesi başlayacağım. Bir şekilde erteliyoruz. Ama bunun en temel nedenlerinden bir tanesi işte gerçekçi olmayan hedefler koymaktır. Eğer sen çalışamayacakken 10 saat gibi bir, arkadaşlar 10 saat gibi bir hedefte KPSS hazırlık sürecine başlayamazsınız. Bunun altı. Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes için değil. Hocam ben çalışıyorum. Çalış tabii. Çok güzel. Hiçbir itirazım yok. Ama ben zaten yeni bir sınavdan çıkmışım ya da üniversite eğitimim var. Belki özel sektörde çalışıyorum. Bu koşullarda 10 saat gibi bir hedefle ders çalışmaya başlayamazsınız arkadaşlar. Şunu da unutmayın. Herkesin çalışma süresi, çalışma sistemi farklıdır. O yüzden kaç saat ders çalışmalıyım sorusunu hayatınızdan çıkar. Ama bir kağıda şunu yaz. Kaç saat çalışmalıyım değil. Ben günde kaç saat çalışabilirim? Benim için önemli olan soru bu. Cevaplanması gereken soru bu aslında. Kaç saat çalışmalıyım değil. Ben kaç saat çalışabilirim? Hepimizin dediğim gibi koşulları da farklı. Yetenekleri de farklı. İlgileri de farklı. Dikkat sürelerimiz de farklı. O yüzden lütfen kendinize soru olarak bunu yöneltin. Ben kaç saat ders çalışabilirim? Şimdi arkadaşlar birçoğumuz böyle çok yüksek hedefler koyuyoruz. Yüksek hedef koyarsak ne olur? Gerçekçi hedef koyarsak ne olur? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşım diyor ki hocam ben bu pazartesi başlıyorum. Kaç saatte başlıyorsun? 10 saatte başlayacağım. Güzel. Sen atıyorum çarşambadan dedin ya ben pazartesi 10 saat ders çalışarak başlıyorum. Günde 10 saat. Aha planını da yaptın. Sabah işte 3 saat, öğle 3 saat, akşam 4 saat her neyse. Kendini inanılmaz keyifli ve iyi hissedersin. Nereye kadar? Pazar gününe kadar. Pazartesi 10 saat başlıyorum. 10 saat çalışarak KPSS'yi allak bullak ederim. Yeter bana. Helal olsun bana. Bakın bir davranış yapıldıktan sonra ödül almak gerekiyor. Sen günde 10 saat çalışacağım dedin diye kendini boşuna ödüllendirme. Şimdi dedim ya pazara kadar bu çok güzel keyif gelir. Kim için 10 saattir, kim için 5 saattir örnek olarak veriyorum. Hadi diyelim 8 saat olsun. Pazar günü geldiği zaman yavaş yavaş sendeki gerilim ve kaygı artmaya başlar. Neden? Çünkü pazartesi oturup 8 saat gibi yüksek bir çalışma temposuna çıkman gerekir. Zihninin bir yanı bu hedefi koyarken, zihninin bir yanı da bu hedefe ulaşamayacağının farkındadır. Yani ben yarın oturup 10 saat ders çalışamam. İşte bu noktada sizde gerilim ve kaygı artmaya başlıyor. Ve insan zihni koşullanarak çalışır. Hep dediğim bir şey var. Bizi kaygılandıran, üzen şeylerden uzak dururuz. Çoğu zaman farkında olmadan yaparız. Ben bir yoldan geçerken burada kazaya tanık olduysam farkında olmadan arka sokaktan geçerim. Niye? Bura beni kaygılandırıyor. Dolayısıyla ders çalışma düşüncesi beni kaygılandırıyorsa zihin beni buradan uzak tutmaya başlayacak. Bu sefer işte çalışmanın önündeki en büyük engel erteleme hastalığı karşımıza çıkıyor. Erteleme hastalığının bir nedeni ya da en temel nedeni diyeyim gerçekçi olmayan hedefler koymaktır. Ben dedim ya 10 saat ders çalışacağım pazartesi. Pazar akşamı gelir kaygı gerilim artar. Pazar gecesi keyifli bir uyku da uyuyamam. Pazartesi kalkarım. Derim ki ben bugün 10 saat çalışacağım. O zaman güzel bir kahvaltıyı hak ettim. Hele dur bugün sabah bir güzel uykumu alayım. Arkasından güzel bir kahvaltı yapayım. Ne de olsa 10 saat çalışacağım. Kendi kendini kandırmaya başlıyorsun. Atıyorum normalde 8'de kalkarsan bugün 9'da kalkarsın. Oturursun güzel bir kahvaltı yaparsın saat olur 10. Dersin başına oturursun şöyle bir yarım saat bir saat çalışırsın. Sonra dersin ya bugün zaten 10 saat çalışacağım. Şöyle bir çıkayım biraz hava alayım. Zaten yani yakında kış gelecek zaten çıkamayacağım diye. Çıkarsın yarım saat diye olur 2 saat 3 saat. Geri eve dönersin. Bu sefer dersin ki ya biraz da şöyle bir haberlere, internete bakayım. Hocaların canlı yayınları başladı mı ona bakayım. Güzel bilgi kartları paylaşılıyor ona da bakayım. Sonuçta Instagram'a bakmak da bir çalışma yani. Bak yine ne güzel kendi kendimizi kandırıyoruz. Doğru mu?
Instagram'a bakarak çalışma olmaz arkadaşlar. Kendi amacın oraya böyle eğlenmektir de kendini kandırıyorsun. Ya bak vallahi hocam ben diyor günceli takip ediyorum. Sizin notlarınıza bakıyorum hocam. Tamam hadi bakalım. Neyse senin o yarım saat dediğin Instagram bakarsın bir saat, iki saat olur. Sonra dersin ki şöyle bir akşam yemeği yiyeyim de ondan sonra ders çalışayım. Akşam yemeği yersin sonra dersin ki ya şimdi ben çok uzun süre çalışacağım da bari ailemle biraz vakit geçireyim. Hele onlarla bir çay kahve içeyim de öyle ders çalışmaya başlarım. Bir bakarsın bakın dedim ya eğer zamanı yönetemezsek zaman çok çabuk geçer. Hiçbir şeye yetmez. Ne ailenle zaman geçirdiğine, ne eğlendiğine, ne dinlendiğine, ne çalıştığına. Sonra dersin ki saat 10 oldu zaten. Yani yeni de çalışmaya başladım zaten kafam almıyor. Ben en iyisi bugün erken yatayım. Sabah erkenden çalışır, kalkar temiz kafayla çalışırım. Sonra adam bir uykum gelmez. Bu sefer dersin ki ya aman bugün geç yatayım, erken kalkayım. Yarın bu sisteme alışır vücut. Geç yatarsın, erken kalkarsın, saati kapatırsın. Bir bakarsın böyle bir hafta geçmiş, 10 gün geçmiş. Zaten sen bu planı yaptığı bir hafta içerisinde eğer istediğin gibi çalışamazsan hepten dağılmaya başlıyorsun. Bu sefer bakın bir hafta geçiyor ve şunu demeye çalışıyorsunuz. Başlıyorsunuz hocam çok geç kaldım. Ya niye geç kaldım? Çünkü zihin sana artık bunu hissettirmeye başlıyor. Çünkü ben pazartesi başlayacaktım. Bu pazartesiye kadar istediğim gibi çalışamadım. Eyvah geç kaldım. Zaten bu vakitten sonra onlar yetişmez demeye başlarız arkadaşlar. Yapmayın. Şimdi ikinci örneğe gelelim. Ben dedim ki kendime pazartesi evet ders çalışmaya başlayacağım. Ve ben yeni başlayacağım. Uzun yani bir ay iki aydır bir ara verdik. Ya da bir sınav maratonundan çıktık. Zaten çok bunaldım. Ben şu anda kendimi biliyorum. Ben oturup 4 saat ders çalışabilirim. Üstüne çıkamam arkadaş. Ve ben bunu dediğim anda zihin rahatlamaya başlar. Bak sen 10 dakika dedin. Önce bir mutluluk yerisi çıktı. Ondan sonra düşüp kaygı yükselmeye başladı. Ben 4 saat dediğim anda bendeki kaygı azalmaya başlar. Pazartesi günü sabah kalkar temiz temiz çalışmaya başlar. Çünkü kendime gerçekçi hedef koydum. 4 saat çalıştım. Baktım saat 8. Ya hele bir kahve içeyim. Üstüne oturayım 1 saat daha çalışayım. 4 saat dediğim 5 saat çalıştım var ya. Akşam pamuk gibi uyurum. Ve ertesi gün motive kalkarım. Sen 10 saat dedin. Diyelim ki 6 saat ders çalıştın. Bak ben 5 saat çalıştım. Sen 6 saat çalıştın. Senin daha mutlu olman gerekir. Ama sen yatağa mutsuz girersin. Dersin ki ben 10 saat dedim, 6 saat çalıştım. Demek ki ben bu işi yapamıyorum. Bakın 6 saat çalışıp kendini mutsuz eden arkadaşlarımız var. Kendinize gelin yani bu kadar çalışıyorsanız kendini ödüllendir, takdir et. Bugün 6 saat ders çalıştım. Mutlu olman gerekirken 6 saat ders çalışıp kendinizi mutsuz ediyorsunuz. Bu sefer ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yatağa gergin giriyoruz. Eğer kaygı ya da anksiyete varsa biz şunu biliyoruz. Uykuya dalma sorunları çıkar karşımıza. Genelde her zamankinden erken kalkıp geri uyuyamama, depresyon. Uykuya dalmadaki güçlük de anksiyete göstergesidir. Peki neden böyle oluyor? Ben strese girdiğim zaman işte ya bak 10 saat dedim 6 saat çalıştım. Mutsuz olduğum zaman vücut kortizol salgılıyor. Kortizol da ne yapıyor? Nabzınız yükseliyor. İsimli var biyolojik kısmı var. Farkında değiliz ama nabız yükseldiği zaman yani gerginlik kaygı durumunda nabız yükselir. Nabız yüklendiği zaman uykuya dalma sorunu ortaya çıkar. Yüksek nabızda uyuyamazsınız arkadaşlar. Yatakta döner döner durursun. Ha dalarsan da 8 saat uyursun sabah kalktığında kendini yorgun hissedersin. Çünkü gergin yattın kaslar gergin yattığın için kaslar dinlenemedi vücut kendini bırakmadı. Ve sabah 8 saat uyudun diyelim. Sabah sen gergin mutsuz kalkıyorsun. Dün 6 saat çalıştın ama sabah mutsuz kalktın. Tekrar derse dönmek çok çok zor senin için. Ben ama ne yaptım? 4 saat dedim 5 saat çalıştım. Senden 1 saat az çalışmama rağmen pamuk gibi yattım. Sabah kalktım tekrar işimin başına ders çalışmaya dönebilirim. O yüzden lütfen bugün hani dedim ya başta hayatınızda bir şey değiştirin. Ha buraya ben katıldım, Selim Hoca'yı dinledim. Hayatımda yarım saat, zaman en önemli şey dedik. Yarım saatimi ben buna ayırdım. Peki hayatımda ne değişti? Bir şey değişmiyorsa gerçekten de üzülürüm.
Keşke televizyon izleseydiniz. Keşke Instagram'da bir şeyler yapsaydınız. Keşke YouTube'da komik videolar izleseydiniz. En azından gülüp eğlenirdik biraz. Bugün kendinize şunu söyleyeyim. Ders çalışmaya başlamayan arkadaşlarımız da kendine şunu söylesinler. Ben yarın rahat bir şekilde kaç saat ders çalışabilirim? Önce bu sorunun cevabını alın. Böyle başlayalım. Ama şunu da yapmayın. Yani KPSS dediğimiz bir sınav. Öyle günde bir saat, iki saat çalışarak kazanılacak bir sınav değil. Ama sen eğer çalışamıyorsan bir saat sıfırdan çok büyüktür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bazen şunu diyor, hocam bir saatte olur mu? Ya hiç unutmadığım bir anımı paylaşayım. Bir gün bir arkadaşımız geldi dedi ki hocam ben ders çalışamıyorum. Ya bana destek olur musun? Bir plan hazırlar mısınız? Dedim ne kadar çalışabilirsin? Ya da şunu sordum yani üniversite oku var mı? Yok hocam mezunum dedi. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Haftada iki gün dedi dershaneye geliyorum. Beş günüm boş. Yarın dersim var mı? Yok. Peki dedim yarın kaç saat çalışabilirsin? Bilmiyorum hocam. Beş saat çalışabilir misin dedim. Çalışamam hocam dedi. Üç saat çalışabilir misin dedim. Çalışamam hocam sıkılıyorum dedi. Bir saat çalışabilir misin dedim. Hocam bir saatte olur mu dedi. Sana ne dedim ya olur mu olmaz mı? Sanki bana beş saat çalışıyor da bir saatte olur mu derseniz zaten beş saat çalışamıyorsun. Bir saatte başla. Bakın bu arkadaşımız bir aydır ders çalışmaya başlayamamış. Neden biliyor musun? Kendini şartladı. 4 saat 5 saat çalışacağım. E gitmiş yapamamış. Çok altından kalkamam. Ona bahane etmiş. Bunu bahane etmiş. Bir ay boyunca ders çalışmayı ertelemiş. Dedim 1 saatte başla. Ve bu arkadaşımız samimi söylüyorum atandı. Zaten 1 saatte kalmıyor. Sen 1 saat çalışıp keyif almaya başladıkça eğlenmeye başlıyorsun. Farkında değilsin. Hedefini gerçekleştiriyorsun. Bundan arkadaşlar keşke çok da uzun zamanımız olsa da işin biyolojik kısmı da şey konuşsak. İnsan başarılı bir şey yapınca insan neden keyif alır? Herhangi bir anda başarılı olduğunuzu düşünelim. Ne olduğu önemli değil. İnsan keyif alır. Çünkü neden biliyor musun? Vücut başarı, zihin başarıyı gördüğü anda dopamin salgılar. Dopamin de işte beni öğrenmeye, çalışmaya motive eden hormonlardan biridir. Mesela maçta da öyledir. Maçta gol atınca insanlar niye bu kadar keyifleniyor, hırslanıyor? Ne güzel arkadaşlar. Çünkü dopamin ortaya çıkıyor. Yine söyledim mi bilmiyorum. Ergenlerle çalışırken öğretmen arkadaşlarımız ya da ebeveynler çok dikkat etsinler. Ergenler oyunlardaki başarı dürtüsünü tatmin ettikleri için ders çalışmaya ihtiyacı duymuyorlar arkadaşlar. O yüzden biz çalışarak bu mutluluğu elde etmemiz gerekiyor. Ama sen eğer gerçekçi olmayan hedef koyarsan çalışıp kendini başarısız olarak görürsün. Gerçekçi hedef koyarsan çalışıp kendini başarılı olarak görürsün. Bunu arkadaşlar unutmayın. Şimdi öncekilerinde biraz daha fazla konudan bahsettim ve şunu gördüm. Çok şeyden bahsedince aklında bir şey kalmıyor. O yüzden bir şeyden bahsedip haftaya çarşamba tekrar bu tür yayınlarım olacak. Ben yorum yapmayı açayım, özetleyeyim. Haftaya dikkati konuşacağız. Önemli bir konu. Bu konuda çok fazla da dönüt alıyorum sizden. Bugün arkadaşlar neyi konuştuk? Zaman yönetimi. Çok geniş bir konu zaten, tamamı değil. Sadece başarımızın önünde, çalışmamızın önündeki en önemli engelin gerçekçi hedef koyamamak olduğunu söyledim. Ve bugün itibariyle herkes kendine şunu sorsun. Yarın kaç saat çalışabilir? Ve bunu yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Tamam mı? Hocam ben kendime şu kadar saat koydum, bu kadar çalıştım. Tamam mı? Şu ne oldu? Bir de hayatınızda ne değişti? Lütfen bunu bir yorum kısmına yazın arkadaşlar. Tamam mı? Stres, heyecan, kaygı hepsini konuşacağız arkadaşlar. Çok fazla konu var. Ama dediğim gibi daha artık daraltmak istiyorum. Önceki yayınlardan her şeyden konuştuk. Tüm sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Ama o zaman zihin toparlayamıyor. Tek bir konu, zamanımız var. Kaygı, stres için hiç merak etmeyin. Sınava yakın o iş bende. Onu birlikte çözeceğiz. Ben çözeceğimize inanıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bugün dediğim gibi kendimize gerçekçi hedef koymayı konuştuk. Katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleriniz için de teşekkür ederim. Ama tekrar altını çiziyorum. Öyle bir saat, iki saat olacak bir şey değil. Kendimizi zorlamamız gerekiyor. Zorlayamamızın nedenlerinden bir tanesi de dikkat. Erteleme başta. Dikkati de haftaya konuşacağız.
Sen bu hafta gerçekçi hedefler koyarak bir haftanı bir değerlendir bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar.